biraz da kripto para piyasası diyelim. Hafta sonunu sakin geçirdi kripto para piyasası. Bakalım bu hafta neler beklenir ABD TÜFE öncesi? Kripto para uzmanı sevgili Helin Çelik'e soracağız tüm bu başlıkları. Helin, merhabalar, hoş geldin. Merhabalar, harika, hoş bulduk. Güzel bir yayın olsun. Güzel bir yayın olsun. Helin, TÜFE öncesi ne bekleyelim kripto paralarda? Uzunca süredir sıkıştığı banttan bir kırılım gerçekleştirdi. Evet, bu hafta çok kritik veriler takip edeceğiz. Özellikle Powell'ın geçtiğimiz hafta IMF'in bir panelinde yaptığı konuşma ve önceki basın toplantısında yinelediği şeylerin altını tekrar çiziyor olması makro verilerin takibini yeniden ön plana çıkarabilir. Biz kripto para piyasasında ETF haberlerinin piyasayı biraz yukarı taşıdığını gözlemledik. Bitcoin 38 bine test ederek bir miktar geri çekilmişti. Ethereum, BlackRock'ın Ethereum ETF başvurusu yapacağını söylemesinin ardından 2125 direncine kadar yükseldi. Matic ayrı bir yükseliş serisi yaşadı, ancak Solana altcoin'ler içerisinde yıldız diyebileceğimiz bir konuma yerleşti. Tabii ki de hem kurucularının hem topluluğunun çok üstün bir çabası var. Ama diğer taraftan Bitcoin'den çıkan fonların ağırlıklı olarak ve tabii bu arada USDT'den de bir kısım fonlar çıkarak altcoin pazarına dağılmış oldu. Bunların etkisini gözlemlemiştik ama bu hafta hem TÜFE hem ÜFE hem de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var ve enflasyon gerileme eğilimini sürdürmek zorunda yükselişe devam edebilmemiz için. Çünkü burada yatırımcılar, yani sadece bireysel değil, kurumsal yatırımcıların da gözü kulağı artık bir noktada Bitcoin'e odaklanmış durumda. Geçtiğimiz haftanın CoinShares raporuna göre kurumsallar yaklaşık olarak bu piyasaya 294 milyon dolarlık fon taşıdı. Bu ağırlıklı olarak Bitcoin'e yatırıldı. Sonra Ethereum ve dikkat çeken bir kripto para birimi. Üçüncü sırada Solana vardı. Artık kurumsallar Solana'yı da dikkate almaya başladı. Ve dolayısıyla makro verileri de ayrıca takip ediyorlar. Dolayısıyla eğer TÜFE gerileme eğilimi gösterirse burada Fed'in eli biraz daha rahat kalabilir ve bu yılı bir önümüzde bir faiz artırımı daha var. Bunu pas geçebilir, yani sabit bırakabilir faizleri, ama enflasyon beklentinin üzerinde gelirse, yeteri kadar işsiz yaratılamazsa, istihdam piyasası güçlü kalmaya devam ederse o zaman biraz daha gerileme eğilimi göreceğiz. 4 saatliklere baktığımız zaman yükselişin ayak seslerini taşıyabilecek teknik göstergeler var. Solana geçtiğimiz 2 günü doji kapattı. O yüzden bugünün günlük mumu ön planda. Ethereum'a baktığımız zaman bir bayrak formasyonunu takip ediyoruz. Eğer onaydan geçebilirse, yani 2125 seviyelerini yukarı yönlü kırabilecek, yeniden bir momentum yakalayabilirse o zaman 2300'ler gündeme gelebilir. Ama tabii ki bunlar bu hafta açıklanacak olan veri ışığında da değerlendirilmeli. Hem iç piyasaya odaklanan hem de makro verileri takip eden bir yatırımcı kitlesi var ve burada piyasa içerisindeki fonlar sürekli yer değişiyor. Altcoin'lerin sırayla bir yükseliş kaydettiği gözlemleniyor. Bu minvalde konuşacak olursam, uzun süredir bekleme aşamasında olan Mana'nın, Decentraland'in yerel token'ı Mana'nın 0.50'leri test ettiğini ve psikolojik direnci yükseldiğini gözlemliyoruz. Burayı kırarsa devam eder yükselişine, ancak burayı kıramazsa piyasa içerisindeki oluşabilecek baskı dolayısıyla hacmen zayıf olan kripto para birimlerine nasıl fon girdiyse aynı şekilde çıkış görülebilir ve majör coinlere aktarılabilir ya da piyasanın nakdi dediğimiz USDT'ye fonlar kayabilir. Burada biz geçtiğimiz haftadan bu yana USDT'den ciddi derecede fonların bozulduğunu ve yatırımcının yavaş yavaş pozisyona girmeye başladığını, özellikle ETF heyecanıyla balina hareketlerinin çok fazla yaşandığına şahit olduk. Özellikle yine Cardano tarafında balina hareketine bağlı olarak bir yükseliş serisi vardı. Ama balina hareketi yükselişte yatırımcıya artı kazandırdığı gibi, yani prim yaptırdığı gibi, düşüş zamanı ya da piyasadaki çekimsel fiyatlamanın görüleceği vakitlerde de sert satış baskısı yaratabilir. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. 38.000-38.500 Bitcoin için önemli. Ethereum için 2125-2170 bandı yukarıda kritik, kırılamazsa gevşeyebilecekleri bölge. Ve enflasyon verisi Salı-Perşembe arası takip edilecek, ABD'den gelecek olan veri akışı piyasadaki oynaklığı arttırabilecek yeterli güce sahip olacaktır. Özellikle Powell'ın açıklamalarından sonra.
Helin, şimdi önümüzdeki sene Fed tarafından bir faiz indirimi geleceğine, aslında Goldman Sachs ve JP Morgan bu konuda farklı görüşlere sahip ama günün sonunda piyasa kanısı böyle görünüyor. Hatta faiz indirim beklentileri vadeli işlem kontratlarına baktığımızda Mayıs ayından Haziran ayına ötelenmiş gibi görünüyor ama günün sonunda olması bekleniyor. Biz de seninle yaptığımız yayınlarda çok uzunca süredir şunu konuşuyoruz. Yani bu geleneksel finanstan ayrılan ama belli noktalarda da geleneksel finansa korele hareket eden bir ekosistem. Dolayısıyla makroekonomik verileri de okuyabilmeniz gerekiyor şeklinde sürekli biz bunların altını çizmeye çalışıyorduk seninle. Günün sonunda önümüzdeki sene Fed tarafından daha az sıkılaştırıcı bir süreç olacak. Bu kesin artık. Geçtiğimiz süreç gibi olmayacak. Bu kripto para piyasasına nasıl yansıyacak? Fed tarafında bir gevşemenin olması, daha güvercin yaklaşım sergilemesi, tutumunda bir yumuşama görülmesi, faizleri bu kadar agresif bir şekilde arttırmaması tabii ki riskli varlıkların prim yapmasına yani yükseliş kaydetmesine sebep olacaktır. Çünkü şöyle düşünelim, şu an Fed enflasyonu önlemek için piyasada belli bir likit var. Bunu çekmeye çalışıyor. Faizleri yükseltiyor. Diğer taraftan faiz getirisi olan ürünler prim kazanıyor. Maliyeti yüksek olan taşınma maliyeti yüksek olan enstrümanlardan çıkış yaşanıyor aslında ve kripto para piyasası da bu döngüden epeyce etkilenmişti. Halihazırda bu kadar agresif bir faiz artırımı sürecini geride bırakabilirsek eğer, o zaman kripto para piyasasında da kademeli yükselişler gözlemlenebilir. Ama tabii ki burada Ocak ayında SEC'nin yine ETF'lerle alakalı bir karar vermesi bekleniyor. Piyasadaki algı ve tabii ki de kuruluşların dayattığı da bir gerçek doğrultusunda onaydan geçebilmesi yönünde ETF'lerin, yani borsa yatırım fonlarının. Ama burada süreç bazında erteleme isteyebilir. ETF'ler bazında bir bozulma yaşanmazsa, enflasyon düşmeye devam ederse, Fed biraz daha rahat ilerlerse, piyasayı ılımlı bir şekilde pompalayabilirse eğer, o zaman yükseliş görürüz. Ama yılın ilk çeyreği bizim için çok önemli olacak burada, çünkü sıkılaşmanın ürünüdür enflasyondaki gerileme diye Powell'ın satır arasında yaptığı açıklamalara her zaman dikkat etmeliyiz. Fed üyeleri de %2'lik enflasyon hedefinde çok kararlı gözüküyor. Sadece belli başlı durumlarda ki özellikle geçtiğimiz basın toplantısında yaptığı bazı açıklamalar vardı. Süreç içerisinde veri takibi bizim için önemli olacak dedi. Veri bazlı kararlar alınacak ve burada enflasyondaki gerileme eğiliminin devam ediyor olması Fed üyeleri için önemli olacak. Aksi halde ilk yarıya kadar bir politika değişikliğine gitmeyebiliriz de dedi. Bunlar tabii ki de o yüzden bu takip ettiğimiz makro verilerin önemini bir kademe daha arttırdı. Çünkü gerileme eğilimi devam ederse önümüzdeki yıl daha rahatsız geçecek manasına geliyor. Eğer bahsettiğin gibi bir faiz indirimi olursa bizim için pozitif olacaktır. Çünkü aynı şekilde piyasayı biraz rahatlatacaktır. Hem şirketler hem hane halkı yüksek faizden dolayı zora girdi. Bu da bilinen bir gerçek. Dolayısıyla bu kanatta bir rahatlama yaratılmak istenirse yatırımcı da risk iştahını artıracaktır ve kripto alımlarını güçlendirecektir. Aynı şekilde bu olduğu zaman piyasadaki iç dinamikteki haber akışlarının da destekliyor olması lazım. O yüzden kripto yatırımcılarının hem geleneksel verilere hem de zincir verilerine bağlı kalarak işlem yapmasında fayda var. Bir de oynaklık çok yüksek. Bazı durumlarda hacimsiz de yükseliş gerçekleşebiliyor. Örnek vermem gerekirse birkaç gün önce Ethereum'da yaşanan 2000'in üzerindeki o sert yükselişteki hacim çok zayıftı. Yani ben incelediğim zaman 2030 direncine giderken daha hacimli bir yükseliş vardı. Ama 2030'un üzerinde daha hacimsiz alışlar gerçekleşti. Bu piyasanın ani sıçramasına neden oluyor ama hacimsiz yükseldiği için aynı şekilde geri dönüş oranı da belli seviyelere kadar geriliyor. Nitekim Ethereum'un tekrar 2030 seviyelerine bu sabah karşı test ettiğini gözlemledik. Bu minvalde bakmamız gerekiyor. Bu sadece bir örneklemdi. Matic için ayrı bir hikaye, Solana için ayrı bir hikaye. O yüzden dört koldan yatırımcının işlemlerini kademeli izlemesine ben fayda görüyorum. Elin, çok teşekkür ediyorum. Bu yükseliş hareketiyle birlikte senin de yoğunluğun artmıştır diye tahmin ediyorum. Vakit ayırdığın Ben için teşekkür tekrar çok ederim. teşekkürler. Kripto para uzmanı Helin Çelik'i ağırladık efendim.